Günaydın, günaydın, iyi haftalar, iyi günler. Biz buradayız, biz bize ekibi olarak karşınızdayız. Değerli konuklarımızla birlikteyiz yine. Bugün Gaye Hanım'la ve Mehmet Bey'le birlikteyiz. Sualtı dünyası diyeceğiz. Yani stüdyomuzdayız ama bilmiyorum nerelere gideceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz, geldiniz. Çok keyifli bir sohbet. Az sonra hepimizi beklemekte, sormak, söylemek istedikleriniz varsa siz de katılın sohbetimize istiyoruz tabii ki ama her gün olduğu gibi sporumuzu yapıyoruz. Zinde kalıyoruz, sonrasında da burada buluşuyoruz. Günaydın, günaydınlar herkese. Herkes ekran başına gelsin. Bugün çok güzel kalça programı yapacağız. Özhan herkese hocam, günaydın. Özhan Hocam'la birlikteyiz. Başlıyoruz. Herkes her şeyi bıraksın. Sadece vücut ağırlığınızla egzersize başlıyoruz. Jumping jack yapıyoruz. Kollarımızı ve bacaklarımızı aynı anda açıyoruz ve aynı anda kapatıyoruz. Bunun hızlısıyla. Başlayalım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, bravo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve açık kaldı bacaklarımız. Sumo squat'la 20 tane. Hızlı hızlı yavaşlamak yok. 18, 17, bravo, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, devam, 7, 6, 5, 4, 3, 2. İn ve kal orada. Bekle. Ellerini kalçanın arkasına aldın. Topuklarına doğru uzanıyorsun. 15 ve 14. Sırtını dümdüz tutmaya devam ediyorsun ve 12. Bravo. 11 ve 10 sayı. 9. 8. Dayan. 7. Gövdeyi dik tut. 6 ve 5 sayı daha. 4 tekrar. Son 3 ve son 2. Son kez yapıyorsun. Ortada bekle. 10 saniyen var. 9, 8, 7. Nefesini tutmadan. 5, 4, 3, 2, 1 ve toparlandı. Backlunge hareketiyle devam edeceğiz. Geriye doğru büyük bir adım atıyoruz. Arkadaki dizimizi karnımıza çekiyoruz. Yine bu bacakla. Geriye doğru indin ve tekrar karnına çektin. 14 sayı daha. Yukarı. 13 tekrar. Ver nefes. 12. 11, kalkarken boşalt nefesini. 10 sayı ve 9 tekrar. Bravo. 8 ve 7 sayı. 6 ve 5 tekrar. 4 sayı. Yukarı. 3 ve 2. Son kez yaptın. Geriye doğru uzat bacağını ve kal orada. Bekle. Kısa kısa dizini aşağı doğru indir. Son 4. 3, 2, 1 ve toparlandın. Diğer dizini karnına çektin. Dengede kaldın. Büyük bir adım. Önce denemeye. Ve toparlandın. Başlıyoruz. 15. Yukarı. 14. 13. Ve 12. Bravo. 11. Ve 10 sayı. 9. Ve 8. Bravo. 7. Ve 6. Ver nefes. 5 sayı. Yukarı. 4 tekrar. Son 3. Son 2. İn ve kal orada. Bekle. Kısa kısa. 6. 5. 4. 3. 2. 1 ve bekliyorsun. 3 saniye. 2. 1 ve toparlandık. Şimdi dizlerimizin üzerine gelelim. Kalça serimizle devam ediyoruz. Kickback serisi. Dirseklerimizi koyalım. Sağ bacağımızla yukarı doğru bir tekme atar gibi bacağını itekliyorsun. Yukarı. Ver nefes. Yukarıya. 14. 13. Daha yukarı. 12. 11. 10 tekrar. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Uzat ve kal orada. Geriye doğru uzattın bacağını. Tekrar topuğunu kalçana yaklaştırdın. Ver nefes. Ver nefes. 3. 4. Devam ediyorsun. 5. Ve 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bravo. 12. Dizini düşürmeden 13. 14.
15 ve bükülü kaldı dizin. Kısa kısa yukarı doğru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlenelim. Geriye doğru esneyelim. Esnedik ve sol bacakla devam ediyoruz. Yukarı doğru. 15 sayıyla 13, 12, bravo, 11, 10, daha yukarı, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, itekle ve kal, leg curl hareketiyle uzattın bacağını, tekrar topunu kalçana yaklaştırdın, 14 ve 13, 12, devam, 11 ve 10 sayı, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bükülü kaldı bacağımız. Kısa kısa 13, 12, daha yukarı 11, 10, 9, 8 sayı, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve geriye doğru esneyelim. Rahatlatalım sırtımızı. Bugün kalça günü demiştik. Sırt üstü uzanarak shoulder bridge hareketiyle devam ediyoruz. Kalçalarımızı yukarı doğru kaldıralım. Tekrar sırtımızı yuvarlayarak aşağı doğru inelim. Tek seferde kalçanı kaldırdın yukarıya. Yuvarlayarak sırtını aşağı indin. 13 sayı daha yapıyoruz. 12 tekrar. Ve 11. Bravo. 10 sayı. Son 9. 8. Kollarını sıkıca yere bastırmaya devam et. 6. 5 sayı. 4 tekrar. Son 3. Ve son 2. Kalçanı kaldır yukarı ve bekle orada. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin. İleri uzattın. Tekrar göğsüne çektin. 10'ar sayı yapacağız bunları. 7 sayı daha. 6 tekrar. Son 5. Ve 4 sayı. 3. Kalçanı yukarıda tut. 2. 1 ve kaldır bacağını yukarıya. Kalçanı kısa kısa yukarı doğru itekle. Son 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Kalçanı yukarıda tut ve bekle orada. 4 saniye. 3. 2. 1 ve bacak değiştiriyoruz. Diğer dizini göğsüne doğru çektin. Dengeni sağladın. 10 sayıyla devam ediyoruz. Uzattım. Tekrar göğsüne çektim. Ver nefes. Ve 8 sayı. 7 tekrar. Bravo. 6. Ve 5 sayı daha. Son 4. Ve 3 tekrar dayanın. Son 2. Son kez yaptın ve yukarıda tuttun bacağını. Kısa kısa. 9 tekrar daha. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. İtekle ve kal orada. 3 saniye var. 2. 1. Tabanını bastın. Sırtını yuvarlayarak aşağı doğru indin. Ve yavaşça toparlandık. Şimdi artık esneme zamanı. Oturalım. Bağdaş kuralım. Gövdemizi dik bir şekilde tutalım. Başımızı yana doğru alalım. Diğer tarafa. Aşağı bakalım. Karşıya bakalım. Kolumuzu yana doğru çekelim ve bekleyelim orada. Buradan geriye doğru itekledin, dirseğinden bastırarak arkaya doğru götürdün kolunu. Diğer kolunla birlikte yana doğru çektin. Gövdeni dik tutmaya devam ediyorsun. Dirseğini bükerek arkaya doğru itekledin kolunu. Omuz başınızda bir açılma hissedeceksiniz. Sağ kolumuzu yana koyalım ve esneyelim yana doğru. Kalçanızı yere doğru bastırmaya devam edin hareket boyunca. Ve şimdi diğer tarafa koydunuz kolunuzu ve esnediniz. Vücudunuzun yan kısımlarında bir uzama hissedeceksiniz. Ve tekrar toparlandık. Uzatalım bacaklarımızı öne doğru. Ayaklarımıza doğru yaklaşalım. Olabildiğince gövdenizi öne yaklaştırmayı deneyin. Ne kadar fazla yaklaşabilirsek. Zorlandığınız açıda bekleyelim ama. Ve bacaklarımızı açalım kenarlara doğru. Ortaya doğru yaklaşalım. Zorlandığınız noktada bekleyin yine.
ve yavaş yavaş toparlanalım. Kelebek hareketi yapacağız. Bacaklarınızın dış kısımlarını yere dokundurmaya çalışıyorsunuz. Esneyin. Bekleyin orada. Bacaklarınızın içleri açılacak. Tekrar küçük küçük hareket ettirin bacaklarınızı. Tekrar yana doğru bastırın. İteklemeye çalışın bacaklarınızı. Son kez küçük küçük hareket ettiriyoruz. Ve tekrar yana doğru bastıralım. Ve bağdaş kuralım. Kocaman bir nefes alalım. Ve nefes verelim. Son bir tane daha nefes alıyoruz. Ve boşaltalım nefesimizi. Geçmiş olsun herkese. Bugünkü egzersizimizin sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Hocalarımıza teşekkür edelim. Biz buradayız. Biz bize de biz bize sohbete başlıyoruz. Gaye Hanım'la Mehmet Bey ile birlikteyiz dedik. Bugün stüdyodayız ama bizi alacaklar, götürecekler. Böyle sulu yerlere götürecekler. Onun için çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Ayağınızın tozuyla geldiniz bir yandan. Evet. Eğitimden geldiniz. Evet. Böyle yavaş şehirler var. Hani öyle bir yavaş şehirden geldiniz herhalde. Evet. Bir önceki programı dinleyenler varsa ben çünkü az önce izledim. Orada bahsediyorlardı. Sitta Slow. Türkiye'de 10 tane var. Biz onların bir tanesinden geldik. Çok şanslıyız. Selam olsun Sadece'ye da. Evet, Sadece'ye çok güzel yollayalım. Gerçekten. Nasıl geçti, ne yaptınız? Çok güzel geçti. Yani bu yağmur, bu bir şey, nereden gelmiş bu Ankara'ya ben anlamadım sonradan. Ama gerçekten orası çok güzeldi. Ankara'daki hiç kimse zannetmesin ki bütün sahiller de burası gibi değil. Hemen gidebilir herkes. Güneş var, hava güzel. Güneş. Gerçi şimdi dalış için illa güneş olması gerekmiyor ya da öyle 30'ların, 35'lerin görülmesi gerekmiyor havada. Yok, yağmur da bir romantik oluyor. Hmm. Dışarıdan yağmur yağıyor, biz suyun altından bakıyoruz. O küçük yağmur damlalarının suya inişini görüyoruz. Her hali ayrı güzel bu su altının. Buna Ceren aşk Hanım. Deniyor Gaye evet. Hanım. Her haliyle kabul ediyorsunuz siz. Yağmurlu, bulutlu, güneşli, serin ya da sıcak. Evet. Kışın. Evet. Kışında da alıyoruz. Şimdi o da var yani illa tabii. Bahar, yaz ayları olmasına gerek yok. Gayet soğuk zamanlarda, kış mevsiminde de o soğukta nasıl yani diye eminim sorularla karşılaşıyorsunuz. Tabii. Bu önceki programda herhalde bir yere gitmiştik değil mi biz dalışa? Bu soğukta mı, bir bu dalışa. Havada mı demiş? Evet. Gittiniz, geldiniz. Çok da iyi yaptınız. Şimdi tabii bunlar güzel anılar ve o anıları da sonradan hatırlamak gerekiyor. Evet. Aradan günler, aylar, yıllar geçtikten sonra nereye gitmiştim, nelerle karşılaşmıştım deyip hem hatırlamak hem de belki cesaret edemeyenlere işte böyle bir dünya diye tanıtmak da gerekiyor belki bir yandan. Yanılıyor muyum Mehmet Bey? Çok doğru. Bu da fotoğraflarla olabilecek bir şey. Biz sualtı fotoğrafçıları aslında su altında çektiğimiz fotoğraflarla dalamayan insanlara da su altında böyle bir yaşamın olduğunu, böyle bir canların olduğunu gösterebilmek en büyük amacımız, gayretimiz bu. Amaç gaye bu. Peki sizin başladığınız zaman bir sevda bu. Evet, çok severek yapıyorsunuz, bir aşkla yapıyorsunuz az önce de söylediğimiz gibi. Yoksa böyle zor şartlarda yapılabilecek şeyler değil tabii ki. Her işte olduğu gibi tabii ki zorluklar var. Peki bu maceraya başlangıcı düşünecek olduğumuzda şimdi evet pek çok yerdesiniz, eğitimler veriyorsunuz. Koşa koşa gidiyorsunuz, çekimlere devam ediyorsunuz. Ama şöyle sizi çok uzun diye birkaç yıl öncesine götürsek... Öyle yıllar öncesine gitmeyeceğiz. Şöyle kısa bir zamanda yolculuk yapsak, gitsek. Nasıl gönül verdiniz? Nereden çıktı bu iş? Önce şunu söyleyeyim aslında. Belki şunu söylemek daha doğru olur. Böyle bir hobim olduğu için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı olarak görüyorum. Çünkü çok güzel bir hobi. Bütün dalış yapanlara ve dalış yapmayı düşünenlere tavsiye ederim. Aslında fotoğraf eğitimini üniversite yıllarımda almıştım. Hı hı. Fotoğraf çekiyordum zaten. Dalışa başladıktan sonra bir iki sene sonra fotoğraf çekmeye başladım. Sualtı fotoğrafı çekmeye başladım. Oradan yavaş yavaş kendimi geliştirerek hala geliştiriyorum. Geliştirerek şeyimizi sürdürüyoruz, hobimizi sürdürüyoruz. Çok güzel, çok zevk alarak yapıyorum.
Fotoğraf sevdası vardı. Dalışla birlikte birleşiverdi. Birleşiverdi. Bunu aslında yapmak isteyen başkaları da olabilir. Evet, ki eminim evet. oluyordur size evet, gelip. Evet. Ben fotoğraf aşığım, çok seviyorum, hoşuma gidiyor ama ben işte farklı bir dünyayı, su altına da dalmak istiyorum, su altını da çekmek istiyorum. Geleyim işte sizin fotoğraflarınızı çekeyim diyenler olduğunda ne diyorsunuz onlara? Aslında bizim en büyük hedeflerimizden birisi o. Dalamayanları evet suyun altını göstermek istiyoruz. Ama henüz dalmamış olanları da hani bakın suyun altında da bunlar var gidip görebiliriz diye de göstermek istiyoruz. Hep ofisimizdeki duvarlar su altı fotoğraflarıyla dolu. Onları görsünler, ben de buraya dalmaya gitmek istiyorum desinler. Biz de onları su altıyla tanıştıralım istiyoruz. Öyle kendiliğinden hedefleyen çok küçük bir kitle de olsa var. Ben su altında fotoğraf çekmek istiyorum. Dalışa nasıl başlarım? Yani aslında fotoğraf çekeceğim de bir de dalayım diyen var. Daldıktan bir müddet sonra onu eşine, arkadaşına, ailesine göstermek isteyenler var. Çünkü genellikle aileler dalmıyor ama çok merak ediyorlar. Bunlar ne yapıyor? Biz çünkü oradan yok oluyoruz. Bir müddet sonra da geri geliyoruz. Aynı kabarcıklar oradan geri çıkıyor. Hani bu esnada orada ne olduğunu bizden başka insanların bilmesinin tek yolu aslında su altı fotoğrafı ve videosu. Onun için de hani tabii ilk önce bir dalsınlar, dalış eğitimlerini verelim. Geziler esnasında onların fotoğraflarını çekiyoruz. Onları hemen artık sosyal medya tabii çok geniş. Orada paylaşıyorlar. Ama fotoğraf çekebilme becerisi çok basit makinalarla da olsa tabii ki Mehmet bunu daha detaylandırır daha sonra ama birazcık suyun altında rahat olabildikten sonra başlayabiliyor. Hani dalışa başlasın, araba kullanmak gibi. Arabayı biraz idare edebilsin, trafiği filan bütün kontrol edebilsin. Sonra arabada müzik dinlemeye ya da işte hoparlörden telefonla konuşmaya başlasın gibi. Çünkü üzerimizdeki malzemeyle uğraşmayı, etrafa kesinlikle temas etmemeyi başardıktan sonra artık gördüklerimizi görüntüleme zamanı gelmiş aşama oluyor. Aşama aşama. Tabii. Bunun için biraz zaman da, tanımamız lazım. Tabii kendimize. Biraz da görebilmek lazım. Şimdi ilk dalışta kimse bir şey göremiyor ki. Zamanla o balıkların orada olduğunu fark ediyoruz hepimiz. Bütün yeni başlayanlar belki buna katılırlar. Sonra o balıkları aa evet ya görüyorum. Aa üç tane gördüm. Dur bir dakika bunu bir nasıl çekeriz filan. O aşamaya geçmek. Biraz herhalde süreç alıyor. O yüzden bir an önce dalışa başlamak lazım. Hazır sezon başıyken. Peki o noktada da ben yüzmeyi bilmiyorum ya da biliyorum ama işte girip şöyle bir serinleyecek kadar yüzmem var. Dalışta bunun için daha öncesinde bir şey yapmam gerekiyor mu? Nereden başlayayım, nasıl başlayayım diye de mutlaka sorularla çok karşılaşıyorsunuz. Zannetmediğimiz gibi aslında yüzmeyi bilmeyen çok fazla insan var Türkiye'de. Ve bizim önceliğimiz çok iyi yüzme bilmek değil, sadece suyun içinde rahat olabilmesini istiyoruz. Ayağının değmediği yerde mayoyla 15 dakika kalabilen kişi bizim için dalışa başlamaya uygundur. Çok uzun yıllar önce biz yüzme bilme özelliği de aramıyorduk aslında. Ama sudan endişe eden insanlarla dalışa başlamak çok güç olduğu için onların biraz eğitim alması gerekiyor. Ankara'da bunun için çok yer var. Yetişkinlere yüzme eğitimi veren. Orada da çok güzel öğretiyorlar. Biz bunu bilmediğimiz için öğretemiyoruz maalesef. Oradan başlasınlar. Biraz suda rahat hissettikleri zaman hemen kapıyı çalabilirler. Yani. Evet hemen gelebilirler. Süpersiniz. Yüzmeyi o zaman bilmemiz gerekiyor. Peki Mehmet Bey'in acaba o cihazlar yüzmeyi biliyor mu? Evet. Kendi kendilerine ne yapabiliyorlar değil mi? Aslında kendi kendine yüzemiyor. Yüzdürmek gerekiyor. Öyle bıraktığımız elimizden gidiveriyorlar galiba. Gidiveriyorlar. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu özellikle göstermek istedim. Yeni başlayan arkadaşlar hatta biraz kendini geliştirdikleri zaman dalış sporunda muhakkak ellerine ufak bir makine alıp fotoğraf su altına dayanıklı fotoğraf makinesi alıp öyle dalsınlar. O zaman denizde görecekleri şeyler farklılaşmaya başlayacak, ilgileri farklılaşmaya başlayacak. Balıklara, çevreye daha değişik gözle bakmayı öğrenecekler. Onun için
onu Gaye hocamızın söylediğine ilave olarak söyledim. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunun için önemli? Bunu özellikle göstermek istedim. Suyun içinde kendinize bağlamadığınız herhangi bir şeyiniz sizin değildir. Onun için her ekipmanınızı muhakkak bağlamanız gerekiyor. Yani üstümüzdeki bisilerde işte dalış kıyafetlerimizde çeşitli aparatlar var. Oraya bağlayabiliyoruz. Fener olsun, diğer ekipmanlar olsun muhakkak bağlamak gerekiyor. Yoksa elimde tutuyorum diye böyle bir şey yok. Onun için özellikle söylemek istedim. Buradan konuya girdim. Aslında su altında çektiğimiz fotoğraf makineleri, karada kullandığımız fotoğraf makinelerinin aynısı, hiçbir değişikliği yok. Bunlar basınca su altında derine indikçe atmosfer basıncı artıyor. Neticede basınca ve su sızmazlık özelliğiyle içeri su girmesini önleyen aletler bunlar. Bunlara housing diyoruz veya Türkçesi kılıf olabilir. Tabii düğmeleriyle her makinenin her düğmesine ulaşabiliyoruz. Çok rahatlıkla kullanabildiğimiz housingler. Bu tabii biraz büyük bir housing. İlla herkes bu kadar veya yeni başlayan arkadaşların böyle bir şey almalarına gerek yok. Çeşitli markalar çok ufak boyutlardan çok farklı housingler üretebiliyorlar. Fiyatına göre çok farklılıklar gösterebiliyor. Hani bu biraz korkutabilir insanlar, bu kadar büyük bir şeyle aşağıda nasıl baş ederim diye. Haklılar, hiç gerek yok. Ufak makinalarla deneyimlerine başlayabilirler, öyle diyelim. Başlayabilirler. Peki siz mesela dediğim gibi biraz eskiye gidecek olursak, başlangıcınız herhalde sizin de öyle olmuştu. Evet. Hadi bakalım dediniz. Hı-hı. Fotoğrafı seviyorum. Dalış, o da ayrı bir keyifmiş. O zaman ben bunları birleştireyim dediniz ve siz de başladınız ufak ufak. Şimdi evet. Ben bir tane makine aldım. Kompakt bir makine aldım. Onunla başladım. Şunu da ifade edeyim sırası gelmişken. Başladım, fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğraf tecrübem olmasına rağmen sualtı fotoğrafçılığı tamamen farklı bir alan veya ortam şartları değişik. Başladım, aşağıda fotoğraf çekiyorum ama fotoğraflar çıkmıyor. Ya çok masmavi çıkıyor veya yemyeşil çıkıyor. Oysa ben biliyorum, fener tuttuğum zaman balıklar veya çektiğim şeyler rengarenk. Bunun için affedersiniz. Su altında muhakkak ışık kullanmak gerekiyor. Işık kullandığınız zaman, oradaki canlıları aydınlattığınız zaman renkleri açığa çıkıyor. Şimdi yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem, ufak bir makine alsınlar, bir de ışık kaynağı alsınlar, onunla beraber kullanmaya başlasınlar. Sonra üzülmesinler. Niye böyleyim? Çok gördüğüm güzellikler nerede diye. Başından o geçiyor. Ben çekiyorum ama işte ya siyah çıkıyor veya masmavi çıkıyor veya yeşil çıkıyor. Çünkü suyun içinde güneş ışınların en düz zeminde bile, yani hiç dalgasız bir zamanda bile çarpan ışıklar %25'i suyun altına geçemez. Kırılarak yansır. Suyun içinde de 0 metreden aşağıya doğru indiğiniz zaman renkler kırmızıdan başlayıp turuncu, sarı kaybolur. Yani 10-12 metrelere gittiğiniz zaman artık kırmızı veya turuncu rengi, hatta sarıyı bile bulamazsınız, göremezsiniz veya değişerek görürsünüz. Onun için bu renkleri tekrar ortaya çıkarmak için Işık kaynağına ihtiyaç var. Işık kaynakları da çeşitli markalarda, şeylerde satılabiliyor, edinmek mümkün. Bunları kollarıyla beraber takıyoruz ve ışıklandırıyoruz. O zaman kaç metrede olursak olalım aşağıdaki renkleri kolaylıkla görebiliyoruz. Tecrübe konuşmakta işte budur. Evet. Eğer yeni gönül vermek isteyenler varsa, gönül verecek olanlar varsa
hadi bakalım ben gideyim, tamam aldım makinamı da çekeceğim diye heves ederken bu ayrıntıyı gözden kaçırmasınlar. Çünkü bazı şeyler ve detaylar da saklıdır, ayrıntılar da saklıdır. Su altı feneri de başlangıç aşamasında bu işi görür. Tabii su altı feneriyle orayı. Çünkü derine indiğimiz zaman hiç renkler görünmüyor gibi oluyor. Aa, burada taşlar, kayalar varmış diyorlar. Ve o sırada bir tane fener çıkarıyorum. Bir bakıyorlar, maviler, yeşiller, pembeler, ay, turuncular. Aha, neler varmış burada. Neler sizi yine varmış. Kandırdım değil mi ya, böyle? Sürprizlerle dolu. İşte bakalım o sualtı dünyasında başka ne sürprizler varmış. Hep birlikte soracağız, öğreneceğiz. İletişim yollarımızı da kısa bir aradan sonra hatırlatacağız. Bizden ayrılmayın. Biz bize de biz bize sohbet devam ediyor. Bugün sualtı dünyasındayız. Keyifli bir sohbetteyiz. Sizler de katılın istiyoruz bizlere. Eğer sormak istedikleriniz varsa, merak ettikleriniz varsa, benim aklıma takılıyor. Düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum demekteyseniz buyurun sorun Mehmet Bey'e, Gaye Hanım'a, dalışla ilgili, eğitimiyle ilgili ya da fotoğraf, sualtı fotoğrafçılığı ile ilgili özellikle sorularınızı bekliyoruz. Instagram hesabımızdan her zaman paylaşabilirsiniz görüşlerinizi, sorularınızı, önerilerinizi. Biz bize programı yazmanız yeterli olacak. Ekranın alt köşesinde gördüğünüz WhatsApp iletişim numaramızdan her zaman mesajlarınızı bekliyoruz, paylaşabilirsiniz. Son hatırlatma, tabii ki telefon edebilirsiniz. 0312 alan koduyla 234 12 30 telefonumuz. Bekliyoruz. Biz buradayız, stüdyomuzdayız ama bir yandan da yolculuktayız. Dalgalar bizi nereden nereye götürürse artık. Çünkü zor da bir durum. Tabii bir yandan getirdiğiniz o birbirinden güzel görüntüleri de buluşturuyoruz izleyicilerimizle sohbet sırasında. Sualtı dünyasına öyle en azından bir yolculuk yapabiliyoruz. Kim bilir yarın bir gün belli mi olur? Belki su üstünde oluruz. Hani altına gelme konusunda bir daha düşünelim. Onu bilemedim ama o güzel görüntüleri bize Mehmet Bey aktarır. Belki Mehmet Bey'le bir gün sizi suyun altına indiririz de ekipçe. Mehmet Bey bunu görüntüler. Ben de sizi daldırıyor olurum. Sonra hep beraber çıkıp bunu yayınlarız. Şimdi nasıl yapacağız? Yani nasıl ben şimdi durabilen biri değilim. Konuşmak isterim orada. Ne yapacağız o işi? O çok hep güzel işaretler, oluyor. Evet, o çok güzel oluyor. Böyle bir sükunet geliyor herkese, bir huzur. Ondan sonra. Yaşasın Ceren sustu. Daldıralım, bir dalışa gidelim Ceren'in sustuğu tekrar. Ama aynı şey benim için söylüyorlar. Ama işaretlerle de konuşabilirsiniz. Anlaşabiliyoruz, hiçbir sıkıntı çekmiyoruz aşağıda. Biz konuşuyor gibi oluyoruz. Yani o kadar yani rahat. Çok... Bir de bir müddet sonra birlikte çok dalınca insan gözleriyle de birbirinin biraz ne tanıyor dediğini zaten, anlıyor. Anlıyor. Oluyor. Ve gerçekten böyle bakınca aynı şeye bakıyoruz zaten. Hani aynı yere gitmeyi düşünüyoruz. Sonuçta aynı düşüncede burada suyun altındayız. Çok da fazla sözlü ifade ihtiyacı duymuyoruz. Enteresan değil mi? Evet. Burada halbuki kendimizi ifade edemiyoruz diye düşünüp çok konuşuyoruz. Halbuki orada bakıyoruz. Mesela programın yarısını da şimdi öyle yapabilirdik. Baka baka. Belki öyle olacağını düşünmüş olabilirler. Sualtı diyorlar, dalış diyorlar. Hiç konuşmazlar artık bakışa bakışa işaretlerle. Ben de getirseydim aslında. Hepimiz giyseydik böyle. İlginç bir program olurdu o kesin. O da olabilir. Aklımızda bulunsun, bir deneyelim bunu. Bunu yapalım. Ama bunun bir önden provası gerekir bence. Gerekir. Hani şu an normal sohbet ediyoruz ama onda bir prova gerekir. Hazır değildik de ondan. Ben küçük bir briefing yaparım. Geçen gün ofiste öyle bir dalış yaptırdım. Yeni dalış malzemesi alan arkadaşlar vardı. Facebook'a bunun videosunu koyup bize izleyin. Çünkü maskeyi, şnorkeli, paletleri, ay dedi ben bunları çıkarmak istemiyorum. Bizim tamam kalsın o zaman. Kalsın dedim. Duvarımızda kocaman bir Orfos fotoğrafı var. Ben dedim seni ofiste de daldırırım. Madem bu kadar yıllık eğitmenim, bu kadar yıllık dalgıcım. Hadi gel bakalım şöyle yürüyoruz. Suyun altında olmadan ilk dalışında koca bir Orfos gördü. Ne kadar büyük bir şans değil mi? Orfos evet. Merhaba de Orfos'a. Merhaba Orfi. Bilen onun ismi de Orfi çünkü. Öyle bir geçiş yapıp böyle daldırdık. Eğitimler devam ediyor. Siz yani karada da olsak suda geçtik artık suyun altını.
su üstüne değil, karada bile olsak yeterli diyorsunuz. Tabii eğitimler yani. Devam ediyor, devam da edecek. Bunların hepsi iç içe şeyler aslında. Yakın zamanda bir Kızıldeniz'e gideceksiniz evet, sanki. Evet, gideceğiz. Yani evet, yurdumuzda çok güzel yerler var, dalınabilecek. Farklı mekanlar, farklı var. Sular var. Evet. Ve aslında bunun Mehmet Bey de yine bize delillerini sunan sunuyor. Kişi. Aynen öyle. Siz anıları işte biriktiriyorsunuz, tabii. O da delilleri sunuyor. Evet. Nerelerdeyiz şimdi bilmiyorum. Neredeyiz acaba? Bu Kızıldeniz'e benziyor. Evet, Kızıldeniz bu da hemen Türkiye'ye döndü galiba. Aslında bütün dünya denizlerinden çektiğim fotoğrafları karışık olarak getirdim. Yani bunun içinde Marmara'da çekilmiş fotoğraflar da var. Ama ayrıt edemezsiniz. Yani Marmara deyip hani böyle kirli deniz diye öyle bir şey yok. Marmara dünyanın en canlı denizlerinden biri. Ama ben karışık bütün dünya denizlerinden çektiğim fotoğrafları getirdim. Onları görüyoruz şu anda sanıyorum. Onları bir yandan görüyoruz. Evet. Peki o sualtı fotoğrafçılığını kıyaslayacak olursak dünyada, ülkemizde ne durumda? Sanki biz böyle aman bizim sular ama işte uzaktaki sular bir başka. Bu işte bir başka gibi düşünülmekte. Şunu söylemek istiyorum özellikle. Sualtı, önce sualtı fotoğrafçılarını kıyaslayarak bakalım. Hı hı. Sonra denizleri kıyaslarız. Sualtı fotoğrafçıları bizim fotoğrafçı arkadaşlarımız dünyanın en başarılı fotoğrafçıları arasında yer alıyor. Türkiye dünya şampiyonu arkadaşımız var. Avrupa şampiyonu arkadaşlarımız var. Ve dünyadaki standartlardan aşağıya değiliz. Hatta onlarla çoğu yerde rekabet edebilecek ve uluslararası şampiyonalarda onların önüne geçebilecek düzeydeyiz. Arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız var, yarışan arkadaşlarımız var. Bu konuda ileri düzeydeyiz. Özellikle sosyal medyanın çok gelişmiş olması, forumlarda paylaşım, dünya fotoğrafçılarıyla paylaşım platformları da çok gelişti. Dolayısıyla onların ne çektiğini, bizim ne çektiğimizi görebiliyoruz. Bu fotoğrafçılığın gelişmesi açısından da çok büyük katkıları oluyor. Denizlere gelelim. Aslında sualtı fotoğrafı suyun olduğu her yerde çekilebilir. Ama bizim denizlerimizde özellikle Marmara'da canlılık çok fazla, son 1-2 sene çok büyük bir kirlenmeye maruz kaldı. Ama geçen hafta ben daldım. Yavaş yavaş toparlamaya başladı kendini. Zannediyorum bir 10-15 yıl içinde toparlayacaktır. Ama şu haliyle bile çok zengin, özellikle makro fotoğraflar açısından oldukça zengin. Saros Körfezi'miz var, Ege Denizi, Akdeniz. Tabii her denizin kendi barındırdığı türler var. İşte Orfoz görmek istiyorsanız demin Gaye Hanım bahsetti. İşte Kaş'a gitmeniz gerekir. Batı'a dalmak istiyorsanız Çanakkale'ye dalmanız gerekir. Her tür, her denizde farklı olabilir ama Türkiye'nin her tarafında tatlı suları dahil, tatlı sularda da dalış yapılabiliyor. Göletlerde vesaire çok güzel fotoğraf çeken arkadaşlarımız var. Nilüfer fotoğrafları var. Çok güzel çekiyorlar. Ben çok seviyorum onu. Veya işte başka şeyler de çekilebilir. Tatlı sularda da dalınabiliyor. Ama denizlerimiz zengin. Dalan arkadaşlarımız muhakkak çekecek, görecek bir şey bulurlar. Fotoğraf çekenler de fotoğraf çekecek bir şey bulabileceklerdir muhakkak. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi dünya denizlerinden fotoğraflar getirdim dedim karma, hı hı, olarak. Özellikle karışık yaptım. Nedeni de şu. Şimdi aslında en çok canlı popülasyonun olduğu yer Büyük Okyanus'ta Hint Okyanusu'nun birleştiği veya akıntılarının karıştığı Endonezya, Malezya ve Filipinler bölgesi. Burada akıntılar nedeniyle canlı popülasyonu çok fazla ve genellikle biz özellikle fotoğrafçılar olarak oraya gitmeyi seviyoruz veya tercih ediyoruz. Tabii imkanlarımız çerçevesinde. Ama
Bize çok yakın olan bir yer var, Kızıldeniz. Kızıldeniz de kendi bulunduğu konum itibariyle çok özel bir deniz. Oradaki kendi iç akıntıları nedeniyle çok yaşam, inanılmaz bir yaşam barındırıyor. Yani çok mercanlardan, köpek balıklarından her türlü şey görebiliyorsunuz. Batıklar çok fazla var. Dolayısıyla oraya da gidebiliriz. Sualtı fotoğrafçı arkadaşlarıma bakıyorum. Dünyanın her tarafına aslında fotoğraf çekmek için gidiyorlar. Onları izliyoruz, görüyoruz. Ben de fırsat buldukça gitmeye çalışıyoruz. Evet. Şeyimiz oldu mu hemen? Yakın zamanda yine gideceksiniz. Şimdiden iyi yolculuklar diyelim. Gideceğiz. Şimdi siz diyorsunuz ki mercanlar tamam, orada sıkıntı yok. Batıklar sıkıntı yok. Köpek balıkları. Nasıl yani? Ben zaten korkuyorum. Şudur budur. Ben ama iyice korkarım diyenler olabilir. Ya. Zaten nesilleri tükeniyor köpek balıklarının. Hani neden böyle yapıyorlar? Neden yüzgecini kesip çorba yapıyorlar? Evet, ama ondan sonra neden? İnsanlar da onlardan korkuyor. Filmler aslında, var. Anılarımız var. Bilinçaltımıza yerleşen ya, şeyler var. Ya ne kadar var. Üzücü. Bir Jaws gerçeği var bu dünyadaki. Çok anlamsız. Yani gerçekten çok üzücü. Çünkü Mehmet de katılacaktır. Su altında biz köpek balığı görmek için birçok yere gidiyoruz. Benim bununla ilgili herhalde bir türlerle ilgili her türü görmeye gittiğimiz çeşitli gezilerimiz oldu. Makaleler yazdım ki sırf herkes görsün, bunları okusun, öğrensin diye. Köpek balığı öyle bir hayvan değil gerçekten. O bizi görünce bizden kaçıyor. Biz fotoğrafını çekmek için onun yanına gitmeye çalışıyoruz. Ama insanoğlu yapıyor bütün bunları. Az önce de aslında ona da katılmak istedim. Denizlerimiz kirleniyor. Çünkü biz yapıyoruz. Yani vapurda giderken denize bir şey atarken umursamıyoruz. Ya da bir yerde sahilde bir şey yiyip içerken sanki o suyun içine girince orada bir yerde yok oluyor sanıyoruz. Aslında hiçbir şey orada yok olmuyor ve yüzyıllarca kalıyor. Kaybolabilen çok az şey var. Onun için plastikler, camlar, sigara izmaritleri vesaireler hiçbirinin denize gitmemesi lazım. Aman canım, ne olacak benim bir tane attığım şeyden ya da ne olacak bir tane aldığım kabuktan dediğimiz zaman çok basit bir hesapla bir günde oradan geçen insan sayısına bakıp her birinin birer tane ne olacak diyerek attığını düşünürsek kendimiz bir eksik yaparsak belki orada bir kâra geçeriz. Bu yıl bir projemiz var. Çünkü çok fazla deniz kabuğu toplanıyor ve çok fazla evde saklanmak isteniyor. Bunu 8-10 yıl önce bir daha yapmıştık biz. Şimdi yeniden yapacağız. Evdeki deniz kabuklarını herkes toplasın diyeceğiz. Getirsin geri denize atsın diyeceğiz. Çünkü o oluyor. Orada yine kalabiliyorlar. Yine canlılar onun içerisinde yaşayabiliyor. Ve yine kaliteli kum oluşturabiliyor. Evimize hatıra fotoğraf götürelim. Ama lütfen sudan hiçbir şey almayalım. Yüzerken, hazır yaz sezonu başlarken, yüzerken, şnorkel yaparken bile, kıyıya vuranlardan bile hiçbir şey almayalım ki her şeyin yeri orada kalsın. Köpek balıklarımıza da böyle bir vahşi görüntü, bir medyatik bir şeyler çıktı. Hayvanlara etler, ağır kanlar. Ağır sorumluluk da yüklendi. Onları yüklendi. Görünce onların korkutması lazım bizi. Ama gibi. Zaten hayvanlar zaten irite ediliyor. Yani sulara kanlar dökülüyor, etler atılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bu zavallı ne yapsın? Gözleri çok iyi görmez köpek balıklarının zaten. Bir kafes filan bir şey oraya çarpıyor. Köpek balığının diyetinde insan eti yok zaten. Hiçbiri insan, zaten insan yiyor olsalardı birkaçımızı yemişlerdi. Öyle ısırıp bırakmaz ki. O kadar büyük ki bazıları. Yani bir balina köpek balığı var. En küçüğü bu masa kadar. Şimdi bu ağzını açıyor. Bu hayvan sadece planktonla besleniyor. Suyun üzerinin içerisindeki asılı kalan canlılarla. Ve biz onların fotoğrafını çekiyoruz, yanına gidiyoruz, bakıyoruz vesaire. Şimdi böyle yani, işte bunlar doğru bilgiler. Doğru bilgileri evet. Aktardıktan sonra belki bazı takıntılarından, bazı rahatsızlıklarından panik atak gibi dalışla birlikte ya da böyle yanlış bilgilerin evet. Kaynaklandı. Bunlardan kurtulan, rahatlayan ve teşekkür eden kişiler İnsanlar, oluyor galiba. Evet, size. Evet, evet. Dün yolda gelirken biz öyle bir canlı yayın yaptık kendi aramızda. Ki bugünkü programı daha çok izleyen kişi olsun.
Çünkü dalış sezonu yeni başlıyor aslında. Hani biz kışın filan da dalıyoruz ama hiç başlamamış, hiç su altına girmemiş insanlar için bu önümüzdeki bir ay en iyi dönem. Bir an önce bir yere gitsinler. Eğer Ankara'dalarsa zaten ellerinin altındayız ama sahilde bir yerlerdelerse de daha önce de söylemiştik Sualtı Sporları Federasyonu'nun web sitesinde bütün yetkili dalış merkezleri var. Çünkü güzel bir spor olduğu gibi bazı riskler de içerebiliyor. Ankara'dayız. Nasıl yani? Için. Sahilde değiliz ki nasıl dalacağız demesinler. İşin öncelikle bir teori kısmı var. Tabii ki dalışın %80'i teori. Bunu kimse bilmiyor. Diyorlar ki ya şu dersi şimdi bir geçelim de hocam. Biz bir suya girelim filan. Suya bir gireceğiz de ilk önce bizim bir şeyler anlatmamız lazım size diyoruz. Onun için yetkili dalış merkezinden ve yetkili eğitmenlerden eğitim alınması lazım ki biz de o kişilerin %100 yaşam sorumluluğunu alalım ve ondan sonra onları öyle dalışa başlatalım. Sonra da bu endişeler, korkular, o suyun altında ne varmışlar, ondan sonra ayağımı mı soksam, kafamı sokmasam mılar, onların hepsi yavaş yavaş geçip bu güzellikleri birlikte görmek lazım. Yalnızca fotoğraflara bakmak olmuyor. Şimdi hem dalış için hem fotoğraf için yine eminim çok sık karşılaştığın sorulardan biri bütçe. Doğru. Yani bu hayat karmaşasında, koşturmacasında biz zaten zar zor yapıyoruz, yetiştiriyoruz birçok şeyi. Dalmaya, dalışa nasıl gidelim? Evet, fotoğrafı çekmek istiyorum. Evet. Görmekle yetinmek istemiyorum ama o da bir bütçe. Nasıl yapacağız bu işin içinden? Nasıl çıkacağız? Çok bütçe ayırmak gerekiyor. Çok maliyetli bir şey. Sizin yaptığınız bu şeyler diyorlar mı? Evet. Eminim diyorlar. Böyle bir algı var zaten. Diyorlar. Su altı sporları çok pahalıymış gibi. Hı. Hele de fotoğrafa filan gidince kopmuş o. Öyle diyorlar. Evet, aslında haklılık payı da var bu sorunun. Ama şöyle diyebiliriz, illa pahalı ekipmanlar almaya, pahalı şekilde yapmaya gerek yok. Çok uygun bütçelerle yapılabilecek bir spor. Hem dalış sporu. Hem de fotoğraf. Demin de bahsettim, illa büyük makineler almaya gerek yok. Hı hı. O kendini geliştirdikçe zaten istek duyuyorsa o yönde bütçesinde göre ona göre ayarlayacaktır. Ama doğru değil. Kesinlikle büyük paralar, büyük bütçelerle hem dalış hem de fotoğraf büyük bütçeler istemiyor. Ufak bütçelerle de başlanabilir. Öyle başlamalarını da ben şahsen tavsiye ederim. Evet. Yeni başlayanlara. Tabii. İlk başta çok büyük ve çok iyi bir makine alıp tecrübeyle geliştirerek kazanılan bir şey. Yani fotoğraf makinesi fotoğraf çekmez. Aslında fotoğrafı çeken arkasındaki gözdür. Hı hı. Netice itibarıyla önce o tecrübe ve şeye sahip olduğunuz zaman ekipmanınızı da ona göre geliştirmeniz gerekiyor. Zamana bakalım bırakmak. Hani ben de kendimi tabii ilerleteyim. Ne kadar zevk alacağım, daha neler öğrenmem gerekecek, eksik yanlarım ne diye. Onlar birlikte karşılıklı tamamlanacak şeyler. Kesinlikle. İyi ki geldiniz. Hı. Çok güneş, teşekkür deniz, ederiz. Kum. Güneş, deniz, kum günü olmuş oldu bugün. Keyifli bir sohbet oldu. Son olarak da belki şunu söylemek lazım. Büyükleri, anneleri, babaları, abileri, ablaları, teyzeleri varsa ben de yapmak istiyorum aslında diyen belki küçükler olabilir. Onlarda bir yaş sınırınız var mıdır? Var tabii. Dalışa başlamak için 14 yaşını doldurmuş olmak lazım. 15'ten itibaren alıyoruz ama bir an önce başlatsınlar. Çünkü bu yazın başın Ağustos'ta, Eylül'de o zaman sezonun sonu gelmiş oluyor. Şimdiden başlarlarsa bütün yaz dalış yapabilirler. Çünkü biraz pratik etmek gerekiyor. Teoriyi öğreneceğiz ama sonrası hemen, sıcağı zaten sıcağına hemen dalışlarımızı yapacağız. En uzun kurs 4 gün. Yani 4 gün ayrılabilirse hemen başlangıç düzeyi bir sertifika alınmış olabiliyor. Çok uzun zamanlara gerek yok. Hemen bir 4 gün ayırıp akşamları derse girip ya da öğlenleri ondan sonra çok iki gün dalış. Ondan sonra sertifikayı cebe yeter ki isteyelim. İsteyelim ama bu. Evde de oturup ay ne güzel dur bizi öyle yapmayalım bir kalkalım. Harekete geçiyoruz.
Ankara'nın yağmuruna da bakmayalım yani. Aldanmamak sahiller lazım. Böyle değil. Sahiller devam ediyor. Ayaklarınıza, gönlünüze, gözünüze sağlık. İyi ki geldiniz. Çok keyifli dalışlar diliyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Çok Kızıldeniz'e gideceksiniz. Çok, çok İyi eğitimler ederiz. Bir yandan da. Çünkü hummalı çalışma eğitimler de devam etmekte. Evet. Eğitmenler için. Evet. Dalış severler ve sualtı severler için. Ve bir yandan Kanal B'de bize de devam etmekte. Bu kadar deniz dedik, güneş dedik, kum dedik. Hadi o zaman gelin Alaçatı'ya bir şöyle ziyaret bulunalım. Oradan renkli görüntülerle Kanal B'de bize devam etsin. Festivalin etkinliklerinden bir diğeri ise Doğan Sabun Yapımı'ydı. Şule Hanım'a etkinliğin özelliklerini sorduk. Merhaba. Biz aslında Gökçeada'da yaşıyoruz. Yani Alaçatı'da değiliz. Alaçatı Belediyesi bu etkinlikler kapsamında bizi Alaçatı'ya davet etti. Bölgenin de tabii en önemli ürünlerinden bir tanesi olan zeytinyağı. Ve zeytinyağıyla yapılan doğal sabunlar hani bu festivalin de kapsamlarından bir tanesi oldu. Burada amacımız biraz farkındalık yaratmaktı. Yani nasıl sabunlar kullanıyoruz, nasıl sabunlar kullanmalıyız ki hani elimizi sürekli suya sabuna dokunuyoruz ve suyla ilişkimiz, sabunla ilişkimiz çok fazla. Biz Gökçeada'da yaşarken hani bu işi kendi hayatımızın bir parçasına dönüştürdük. Yani dedik ki kendi sabunumuzu yapalım, işte reçelimizi, peynirimizi yapalım. Bir ekolojik hani yaşam atölyesine dönüştürmekti amacımız. Buradaki dostlar da bu projemizden, bu yaşam biçimimizden hoşlanmışlar ve bunu anlatmamız için, bunu yaşamak için bizi davet ettiler. Öncelikle insanlara demin de gördüğünüz gibi bir sunum yapıyoruz. Hani sabunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani tarihsel sürecinden tutun da hani kaç tür zeytinyağlı sabun yapılır, bu konuda bir takım bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sorular, cevaplar şeklinde gelişiyor. Sonra da herkes atölye ortamında sabunlu yapabiliyor. Yani sabunlu yapmak, yani tükettiğin ürünlerin bir kısmını yapabilmek çok ayrıcalık ve yapılabilir bir şey. Yani bunun ne kadar yapılabilir olduğunu göstermekti amacımız. Hem farkındalık yaratmak hem de eğer insanların içinde böyle bir şey varsa ortaya çıkartıp hani bu arzuyu yönlendirmekti. Bunu yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ben gıda mühendisiyim. Yaklaşık 10-15 sene İstanbul'da belli başlı firmalarda çalıştım. Daha sonrasından Gökçeada'ya yerleştik ve kendi ürünlerimizi yapmaya başlamıştık. Tabii onunla beraber, kendi ürünlerimizle beraber işte sütümüzü, peynirimizi, yoğurdumuzu, ekmeğimizi, doğal ekmeğimizi yaparken kendi sabunumuzu da yapalım dedik. Ve bu işe yaklaşık 7 sene öncesinden başladık. Hem zeytinyağını değerlendirmek istedik. Gökçeada'da üretilen organik statüdeki zeytinyağını değerlendirmek istedik. Hem de bir fayda sağladık.
İlk başta kendimiz için yaptığımız sabunlar eş dost akrabaya giderken dediler ki neden hani satmıyorsunuz ve bize bir katkı da oldu. Yani bu 7 senelik zaman içinde satışa da başladık. İşte ufak çaplı satışlara başladık. Şu anda Gökçeada'daki atölyemizde hem sabunumuzu hem kolonyamızı ve değişik ürünlerimizi şey yapıyoruz, satıyoruz. Hem şey yapılıyor, bize bir katkısı oluyor, doğal ürünler yapıyoruz. Bu şekilde atölyeler düzenleyerek insanlara da nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Ve güzel bir iş sahibi olmuş olduk biz. Festivale daha ben de yeni ayak bastım. Daha çok sıkı takip edemedim açıkçası ama bir sürü güzel otlardan yapılmış şeyler tattım. Çok güzel, lezzetli şeyler tatma fırsatım oldu. Ama daha ara sokaklarda ve galiba bazı restoran ve otellerin içinde de devam ediyormuş. Onları daha keşfedemedim, onları da merak ediyorum. Bol bol herhalde otlar ve reçeller alıp eve döneceğiz. Alaçatı'yı da çok seviyorum. En çok bu zamanlarını daha çok seviyorum açıkçası. Nisan, Mayıs, Eylül. Sonra çünkü çok kalabalık oluyor ve yürünmüyor bile aslında burada. O yüzden şu an o kadar keyifli ki hava güzel, festival var. Yani sokaklar hareketlenmeye başlamış. Biraz keyfini çıkartacağız bu hafta sonu. Biz de işte Alaçatı'dan işte fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Ben de buradaki deneyimlerimi blogdan aktarmaya çalışacağım. Çok renkli karelere rastlıyoruz okuyucularımla paylaşmak için. Hacı Memiş'te çok güzel dükkanlar var. Yeni açılan dükkanlar varmış. Şimdi birazdan gidip oraları keşfedeceğim. Yine bol bol fotoğraf çekeceğim. Şimdi de sizler için İstanbul'dan Alaçatı'ya yerleşen ve Alaçatı'da birçok markanın yaratıcısı olan girişimci Banu Maga'nın mekanındayız. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden İstanbul Alaçatı öyküsünü dinlemek istiyoruz. Ben İstanbulluyum ama çocukluğumdan beri her yaz Çeşme'deydim. Daha sonra kendi çocuklarım oldu. Onların da burada yaşamasını istedim. Surf yapıyoruz ailece. Çok yıllarımız burada geçti. Daha sonra ben daha o zamanlar Hacı Memiş diye bir yer yokken metruk binalarda dolaşmayı, yeni yerler keşfetmeyi çok sevdiğim için yine böyle bir metruk binada farklı bir şeyler yapmak istedim. Daha benim ekonomi eğitimim var, daha önce yeme içme ile ilgili eğitim aldım. Restoranlarda da yatırımcı ortak olarak bulundum. Fakat sadece kendime ait küçük bir şeyim olsun istedim. Daha önce de gittiğim birçok kurs, heykel, seramik, yemek, her türlü şeyden, bazen sanat, bazen tasarım, bazen Alaçatı diyerek bir marka yarattım. Daha doğrusu aslında öyle bir niyetim yoktu ama bir şekilde öyle gelişti. Çünkü ben gerçekten çok sevdiğim tasarımcıları, sanatçıları hep bir araya toparlamayı seviyorum. Hem kendilerini davet etmeyi seviyorum, hem onların yarattıklarını tanıtmayı da seviyorum. Böyle böyle derken bazen bir marka yaratma yolunda ilerlediğimi gördüm. Yine çok metruk olan bir bahçeyi sadece kendim istediğim şekliyle tasarladım. Tek tek her mobilyasını bularak, her türlü şeyini ben yaparak bir başka bir mekan daha yarattım. Şimdi yeni bir heyecan, her sezon bir şey yaratmayı seviyorum zannedersem ki. Yine metruk bir bina buldum. Ne yapacağımı bilmeden buraya bir şekilde gönül verdim. Ondan sonra binaya girdim ve tek başıma restorasyonunu yaptım. Biraz mimarcılık da oynuyorum, dekorasyon da. Ondan sonra burası
Gerçekten hayal ettiğimden de daha güzel oldu bence. Ve yine buraya tasarımcıları çağırdım. Ot Festivali'nde hem gurme lezzetler, hem tasarımcılar, hem sanatçıları bir arada bir atölye ortamında toplamak istedim. Bugünden sonra da burada hep devamlı farklı ürünleri, farklı markaları göreceğiz. Atölyeler yapacağız. Yine farklı sektörlerden kişileri bir araya getireceğiz. Böylece benim keşfetmeyi sevdiğim insanları başka insanlarla da paylaşmış olacağım. Bu mekanın devamı olarak burayı yaşatmak için Yaşam Atölyesi ile birlikte burada farklı kişisel gelişim atölyeleri de yapacağız, çalışmaları yapacağız. Buranın çok enteresan bir hissi var. Çok eski bir bina, çok farklı insanlar yaşamış. Ne nesiller görmüş, ne hangi milletler gelmiş burada, mübadeleler olmuş. Ama görüyoruz ki insanlar geçici, binalar kalıcı. Onun için günlük şeylerle çok fazla belki üzülmemek ve hayata devam etmek lazım. İşte bu ortamda, buranın üst katında o hissi yaşayarak kişisel gelişim atölyeleri yapmayı planlıyoruz. Yine burada bir gelip sohbet edebileceğiniz yazarları davet etmek istiyorum. Küçük bir kahve içeceğiniz küçük bir avlusu var. Yine arka tarafta bir galerisi var. Yine orada 15 günde bir farklı sanatçılar gelecek. Bu mekanı böyle yaşayan bir yer yapmak istiyorum. Tanıdığımız isimlerin yanında yeni genç tasarımcılara da ben her zaman önem verdim. Türk tasarımcılarını bir araya getirmeyi de istiyorum. Bu mekanda buna vesile olsun istiyorum. Devam ediyor Kanal B'de hafta içi her sabah olduğu gibi. Değerli konuklarımızla sohbet ediyoruz. Hep biz buralardayız, sizi de bekliyoruz. Bugün renkli görüntülerle devam ediyoruz biz bize. Şöyle gelin gidelim camın o büyülü dünyasına tanıklık edelim. Bakalım nasıl bir yolculuk, neler olacak, neler gidecek. Hep birlikte izleyelim, görelim. Hafta içi her sabah burada da Kanal B'de de buluşalım. Bekliyoruz, hoşçakalın. Ece Yılmaz, uzun bir süredir cam sanatıyla ilgileniyorum. Aslında bunun eğitimini üniversite anlamında almadım. Çok farklı bir alanda eğitim aldım. Hatta bir dönem muhasebe ile falan ilgilendim. Ama ondan sonra baktım ki bu işler bana göre değil, ben daha sanat tarafındayım bunların. Ve o zamanlar ben takı yapmaya başladım. Yarı değerli taşlardan birleştirerek falan takılar yapıyordum.
sevdiğim bir radyo programcısı var. Onu dinlerken işte ona şöyle bir eleştirisi aslında bunu benim aklıma getirdi. Artık herkes takı yapıyor, işte aslında hiçbir tasarım değil, sadece boncukları alıp birleştiriyorsunuz falan gibi bir eleştiride bulundu. O anda işte benim aklımda bir şimşek çaktı. Acaba boncukları yapsak nasıl yaparız gibi. Ve biraz araştırmaya başlayınca cam sanatıyla karşılaştım. Alevin içinde bu kazanlarda çekilen renkli camları inceltiyorlar. Tansiyona alınmış camlar bunlar. Bu camlar alevin içinde 1200 derece gibi bir ısıda bildiğiniz bu bal kıvamına dönüşüyor, eriyor ve onu istediğiniz gibi karıştırıp çeşitli aletler kullanarak şekillendirmek mümkün hale geliyor. Ve bu bana çok keyifli geldi işin aslı, farklı geldi. Ve bunu öğrenmek istedim. Biraz araştırdım. Yaklaşık 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. O zamanlar şimdi her yerde çok rastlanabiliyor ama o zaman gerçekten bu işler çok zordu. Ve bu işi bilen, size öğretecek insanları bulmak zordu. Ben biraz şanslıydım o anlamda. Birkaç tanesiyle karşılaşıp bir eğitim aldım. Ondan sonra cam ocağı açıldı İstanbul'da. Oraya gidip gelip işte günlük workshoplar şeklinde eğitimlerden geçtim. Ve keyifli tarafını fark edince aslında bu şöyle bir şey. Tamamen siz kendinizi ilerlettiğiniz bir şey. Yani işin temelini aldıktan sonra aslında ne kadar alevin başında zaman geçirirseniz o kadar ilerliyorsunuz. Biz bu boncukları kullandığımız materyaller var mesela. Mandral dediğimiz bu çelik çubukların üzerine ayırıcı toz kaplı bunlar. Boncuklarımızı bunların üzerine yapıyoruz. Ve bir cam sanatçısının duymayı en istemediği ses şudur. Bunun üzerine yaptığınız, bir saat emek verdiğiniz bir boncuğu herhangi bir sebepten doğru soğutmadıysanız veya o an bir teknik hata yaptıysanız volkan kumu dediğimiz bu kuma gömüyoruz bunu ters bir şekilde. O anda bir çıt sesi bütün hayallerinizi yıkabilir. Çünkü cam çok isyankar bir malzeme aslında. Çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Çok doğru soğutmanız gerekiyor. Öyle yani çok çabuk yapayım bir an önce gömeyim bitsin falan gibi bir yaklaşımı çok kabul etmeyen, hem nazik hem de çok keyifli bir malzeme aslında. Hatta ben şöyle nitelendiriyorum camı kendi nezdimde. Maddenin üç haline karşı çıkan bir malzeme. Çünkü ne katı, alevle o serbest hale gelip bildiğiniz bal kıvamına geliyor, ne sıvı oluyor. Hani uçmuyor ama çok farklı bir yapısı var ve bu da çok keyifli geliyor insana. Ülkemizde bu işin insanlar yapıldığını, hakkıyla yapıldığını bilmeli. Çünkü bizim insanlarımız İtalya'ya gidip falan deyip böyle sadece orada yapıldığını düşünüp geri geliyorlar. Aslında hayır, bizim ülkemizde de bu çok iyi yapılıyor. İyi cam ustaları var, bu işe gönül vermiş insanlar var. Ve çoğunlukla tanıtmaya çalışıyorum ben kendi adıma ve ben çocuklara tanıtmaya özellikle istiyorum. Çünkü bu işin hep ilerisinde olacak. Onlar bir şekilde ne kadar erken tanışırlarsa, hani bu yüzden okullara gidiyorum, işte buraya konuk alıyorum. En başında kendi iki tane kızım var benim. Bir tanesi 7 yaşını yeni doldurdu. O mesela çok yakın, çok tanıyor ve doğal olarak hani bir kişi yanında birkaç kişiyi getiriyor. Arkadaşlarına söylüyor, öyle böyle. Hani çocuklar arasında çok ilgi çekici bir şey. Alev, burada bir alev. O çok kırılgan gördükleri camın ne kadar esnek bir malzemeye dönüşebildiğini, akabildiğini görüyorlar. Ve çocuklar gerçekten hani en doğal tepkiyi de onlar veriyor aslında. Hani büyükler de çok şaşırıyorlar buna ama hani nasıl oluyor, eriyor, işte düşmüyor ama yer çekimini kullanarak kontrol ediyoruz biz camı. Çocuklar çok doğal tepkiler veriyor. O yüzden ben onlarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Hem onlara eğitim vermekten, hem sadece tanıtmak için onları konuk etmekten veya çağrıldığım yerlere gitmekten. Onlarla gerçekten tepkileri çok doğal ve keyifli geçiyor.
ilk atölyeyi kurduğumda eğitimlerimi aldıktan sonra evimde başladım bu işe. Kendim evimde yeterli hissettikten sonra dışarıda bir atölye açtım. O zaman tek başıma açtım bir atölyeydi. Ve aslına bakarsanız bundan 6-7 sene evvelinden bahsediyorum. O zamanki şartlarda çok zordu gerçekten insanlara anlatmak. Ve bir yaşında bir kızım vardı. O yüzden açıkçası çok uzun soluklu bir şey yapamadım. Böyle olduğu için tekrar atölyeyi geri evime taşıdım. Ve o süreçte işte diğer kızım dünyaya geldi. Onunla biraz zaman geçirdikten sonra tesadüfen bir ahşap atölyesine girdim ben. Ve ahşap bana çok sıcak bir malzeme göründü. Birazcık ahşapla mı ilgilensem falan derken Ayşegül Hanım'la tanıştım. Ve kendisi ahşap değil, hani ben cam yaptığımı söyledim. O da dedi ki işte beraber mi acaba yapsak, hani daha keyifli olabilir, birleştirelim mi deyip biz 3,5 sene önce beraber bir yola çıktık, atölyemizi birleştirdik ve birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Ve benim hep hayalimdi cam malzemesini farklı bir şeylerle kombinleyip, yani sadece tek başına cam değil, mesela tesbihler yapıyorum, cam tesbihler yapıyorum ve cam tesbihi yapan ilk usta benim. Yaklaşık 9 sene önce eşimin verdiği fikirle burada özellikle söylemek istiyorum. Kendisi bu boncuklardan çok güzel tesbih olabileceğini söylemişti. O zaman ilk başta pek sıcak gelmemişti ama sonra oturup düşününce aa dedim, gerçekten bunu yapabilirim ve araştırdım. Hiç böyle bir çalışma yok, böyle bir uygulama olmamış. Tamam dedim, bunu ben yapabilirim ve cam tesbihler yaptım. Ondan sonra koleksiyonerlerin dikkatini çekti bu. Ciddi anlamda Serdar Nezeroğlu'nun ciddi bir koleksiyonu var. Kendisine, koleksiyonuna 10'a yakın cam tesbih çalıştım. Aynı şekilde Adnan Er Yılmaz'ın ciddi bir koleksiyonu var. Böyle birçok koleksiyonerden tesbihler, siparişler aldım ve onlara bunu çalıştım. Bunun en zor kısmı aslında, çoğu insanın girmek istemediği sebep, tamamen elle yaptığım bir şey. Bu tanelerin hepsinin boyutlarını sadece gözümle ve elimle karar veriyorum. Herhangi bir kalıp vesaire hiçbir şey kullanmıyorum. Renkleri yine aynı şekilde, renkleri karıştırarak o an neyse onu yapıyorum. Ve bunların hepsi sadece bir tane çıkabiliyor. Yani cam öyle bir malzeme ki kopyalayamıyorsunuz. Yani bu imkansız, çünkü hem her bir tane birbirine kesinlikle benzemez, hem de ortaya çıkan işi ikinci defa bir insan istediğinde o da çok mümkün değil, birebir aynısı değil. Her tane, her boncuk parmak izi gibi farklıdır camda. Bu hem yapısından kaynaklı, ısısından kaynaklı, hatta o anki ruh halinizden bile kaynaklı olabilir. Çok sert bir günde çok daha karışık şeyler yaptığınızda, sakin bir gününüzde daha farklı boncuklar elde edebilirsiniz. Ben camla tanıştıktan sonra, aslında cam öyle bir serüven ki bir yerinden giriyorsunuz, çok uçsuz bucaksız bir alan. Hepsi farklı farklı eğitimler gerektiren dalları var. Mesela alevde cam boncuk, açık alevde çalışmak diyoruz biz buna. Açık alevde çalıştıktan sonra daha böyle kesme ve fırınlamaya dönük füzyonla tanıştım. Onun da aynı şekilde eğitimini aldım ve şimdi füzyon da yapıyorum. Bunlar soğuk çalışma oluyor. Biz alevde sıcak çalışma şeklinde camı eriterek, eridiğini görerek ve orada kontrol ederek alevde çalışıyoruz. Ama füzyonda hiçbir şekilde dışarıda bir ısıyla cam temas etmiyor. Büyük renkli cam plakalar, bu büyük kazanlardan plakalar dökülüyor, soğuk halde size geliyor ve elde kesme yöntemiyle, çeşitli elmaslarla elde kesiyoruz, birleştiriyoruz, ondan sonra fırına veriyoruz ve ısıl işlem ondan sonra başlıyor füzyonda. Aynı şekilde vitray yapıyorum. Vitrayda mesela ısıl işlem, fırınlama vesaire gibi bir şey yok. Orada da sadece Tiffany vitray yapıyorum ben. Havya yardımıyla kestiğimiz o camları, renkli camları birleştiriyoruz. O da çok keyifli. Yani cama bir yerden değdiğiniz zaman aslında bir şekilde bütün hayatınızı kaplıyor. Yani benim için öyle oldu. Bir yerinden değdim ve bütün hayatımı cam kaplamış oldu.
Cam malzemesini takı vesaire birçok alanda kullandığımız gibi ben biraz kullanıma dönük eşyalar da aslında hoşuma gidiyor. O yüzden çay kaşıkları, insanların böyle küçük küçük etrafında kullanabileceği minik objeler, işte sevimli buldukları şeyler, penguen figürünü çok seviyorlar. Onun gibi şeyleri de cama taşıyarak daha biraz kullanıma dönük bir hale de getirdim aslında. Şöyle ki cam malzemelerini şu an çok daha kolay. Ben ilk başladığım zamanlarda gerçekten çok tekel bir durum vardı ve zaten ülkemizde hala bunlar üretilmiyor. Cam çubuklar çekilip İtalyan Murano camlar dediğimiz, hani herkesin bu bildiği Murano, evet, bunların hepsi büyük kazanlarda renkli camlar çekiliyor ince ve bize kargo şeklinde ulaşıyor. Hala cam sanatındaki çoğu malzemeyi, yani burada birebir yapan yok ve tamamen ithal çalıştığımız el aletlerinden tutun da işte ayırıcı tozlardan, kullandığımız volkan kumundan, aklınıza gelebilecek her şey, gözlüğümüz mesela, bütün malzemeler bir şekilde ithal gelmek durumunda şimdilik. Bu kumun özelliği, şimdi biz alevde camı eritmeye başladığımızda cam bal kıvamına geldiğinde çok yüksek bir ısıda oluyor. Yavaş yavaş, biz bunu tavlama diyoruz. Yavaş yavaş kademe kademe soğutuyoruz ama camın çatlamaması veya yaptığımız o boncuğu elimize sağlam geçmesi için oda sıcaklığına kadar çok düzenli bir şekilde soğuması gerekiyor. Yani bu volkan kumuna gömdüğümüz ısıdan volkan kumu bize oda sıcaklığına kadar soğutuyor ve sağlam elde etmemize yardımcı oluyor. O yüzden bu kum özellikle bir kum ve bütün cam sanatçıların kullandığı bir şey. Veya fırınlar kullanabiliyorsunuz. Hani devamını fırın soğutsun, ufak mini fırınlar. Ben şimdilik biraz geleneksel olarak şimdi çok daha farklı malzemeler de kullanılabiliyor ama ben biraz o konuda gelenekselciyim. Gördüğüm şekilde yapmaya devam ediyorum. İsmim Ayşegül Koç. 5 senedir Ümitköy'de bir atölye işletiyorum. Aslında bu tabii tekil bir şey değil. Atölye işletiyoruz. Atölyece insanlara sanatı, sevgiyi, huzuru anlatmaya çalışıyoruz. Ece Hanım bizim cam boncuk, açık alevde cam boncuk, cam füzyon, vitray birlikteliğimizde yol arkadaşımız. Beraber güzel ve keyifli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Herkesin de ne olursa olsun, dalı ne olursa olsun mutlaka sanatla buluşmasını diliyoruz. Bizim atölyemizin kapısı her zaman her türlü şeye, her türlü yeniliğe, yapmak istedikleri her şeye açık. Elimizden geldiği kadar naçizane bu konuda destek olmak için ne varsa buradayız. Her zaman bekleriz. İnsanların birbirlerine tutunma ihtiyaçlarının olduğu süreçlerde olduğumuzu düşünüyorum.
Bir şeyleri seviyor olmak ve bir şeylere kanalize olmak çok önemli. Özellikle bazı dönemlerde şimdi olduğu gibi çok önemli. O yüzden de biz hani sadece maddi kaygılar üzerine bir şey inşa etmek istemiyoruz. Buraya gelen insanlarla zaten artık hani akşam yemeklerine de çıkıyoruz. Gün içerisinde telefon konuşmaları da yapıyoruz. Birbirimizin gözünden, mimiğinden neyimiz var, neyimiz yok anlayabiliyoruz. Biraz gönül birlikteliği olsun istedik biz. Birazcık da hani sadece işte böyle parayla satın alabilecekleri bir şeyin dışında ahşabı ellemelerini, dışarıda gördükleri herhangi bir kalastan, herhangi bir şeyden bir şeyler üretmeyi düşünebilmelerini falan arzu ettik. Onun için de farklı kapılar açıyoruz. Sadece maddi dediğim gibi olmasın istiyoruz. Bu atölyeye girdiklerinde insanlar istedikleri her şeyi bulabilsinler. Beraber öğrenebilelim. Mesela Meral hocamla bu sene Çin'i yapıyoruz. Biz de Seden hocamla emekleme dönemindeyiz şimdi Çin'de. Ama çok huzurlu, rahatlatıcı, hani bizim o ahşabın o hoyratlığından biraz daha bizi böyle sakinleştirici bir iş. Dediğim gibi herkes bir şeyler lütfen yapsın. Maddi kaygılar olmadan. Herkesin yaptığı her şeye saygı duyuyoruz tabii ki ve çok da beğeniyoruz. El emeğinin mümkün değil, üzerine bir şey olamaz zaten. Yani tarzı falan ne olursa olsun her şey çok güzel. Ama hani birazcık meşakkatli bir işle uğraşıyoruz. Biraz araştırmak, hani birazcık ondan faydalanmak. İşte biz camı şimdi ahşapla nasıl buluşturabiliriz? Çin'i de ahşapla ne yapabiliriz? Böyle farklı ufuklar açmak naçizane. Bilgi paylaşımlarında bulunmak çok hoşumuza gidiyor bizim. İnşallah hep güzel günler olur. Benim adım Seden Sezer. Aslen resim öğretmeniyim ben. Ancak öğretmenlik birkaç yıl yaptım. Sonra yurt dışına gittikten sonra. Oradaki Türk hanımlarının ihtiyaçları doğrultusunda hobi işlerine girmeye başladım. Çünkü hep talep vardı orada. Sıkılmamak için, vakitlerini güzel değerlendirmek için ahşap boyama, resim kurslarıyla başladık. Türkiye'ye döndükten sonra da Ayşegül Hanım'la bir atölyede tanıştık. Biz o şekilde önce dostluğumuz, arkadaşlığımız doğdu. Bu sene içerisinde de atölyede de birlikteliğimiz doğdu. Buradaki ahşap boyamadaki tasarımları birlikte yapıyoruz. Ben onun dışında mine ve el boyaması takılar da yapıyorum atölyeye. Bu şekilde güzel bir birlikteliğimiz oldu üçümüz. Bu işteki en önemli şey zaten zor olan hayatı bu duvarların arasına girdiğimiz zaman birbirimizi destekleyerek güzel zamanlara taşıyabilmek. En önemlisi de bu zaten. En güzeli de bu birlikteliği sanatla birleştirebilmek tabii ki. Hani buradan çıkarken çıkan bayanların ellerinde kendi yaptıkları ürünle ve gülümseyerek çıkmaları bizim için zaten en büyük kazanç.